Şimdi bayram geliyor dedik, ben buradan bir davette bulunmak istiyorum Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a. Sayın Turan, siz demişsiniz ki HDP bu toprakların partisi değil, maalesef Kürtlerin de partisi değil demişsiniz. Şimdi hazır bayram, mecliste tatil olacak, ben size bir çağrıda bulunuyorum, davet ediyorum. Bakın siz ve ben, başka kimse olmasın, ne koruma olsun ne başka kimse. Gelin Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Siirt'te, Batman'da, Mardin'de, sadece oralarda değil, hani bu toprakların partisi değil demişsiniz ya, mesela Karadeniz'de istediğiniz illerde, Akdeniz'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da ve başka iller istiyorsanız, İzmir'de, Balıkesir'de, hatta Çanakkale'de, sizin ilinizde, gelin birlikte bayramda bir tur yapalım ikimiz beraber ve orada sokakta dolaşan vatandaşlarımıza soralım bakalım HDP bu toprakların partisi mi değil mi? Ayrıca hani Kürdistan coğrafyasında dolaşırken de HDP Kürtlerin partisi değil mi diye soralım yurttaşlarımıza. HDP Kürtlerin partisi olarak da, sadece Kürt partisi değil tabii ki HDP, Kürtlerin partisi olarak da görüyorlar mı görmüyorlar mı diye. Sonra gelelim birlikte bu mecliste bu gezimizin sonuçlarını halkımızla ve bütün milletvekilleriyle paylaşalım. Hem de iyi olur, birlikte gezmiş oluruz. Bunu iddiaları da böylece kanıtlamış oluruz. Ya sizin söyledikleriniz doğrudur, ya benim söylediklerim doğrudur. Bir de yani hatırlatmak için söylüyorum, uzun uzun polemik yapmak için değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açıldığı zaman bizler bu kapatma davasının hukuksuz ve yanlış olduğunu, siyasete, demokratik siyasete yönelik ağır bir baskı olduğunu söyledik. Kayıtlar ortadadır. Tekrar ortaya koymaya da hazırız. Ama beklerdik, hani Demokratik Toplum Partisi sizin iktidar döneminizde kapatıldı, 3 vekil fazla kazanacağız diye keşke zil takıp oynamasaydınız. Buyurun. İzin verirseniz teşekkür ediyorum. Yani niye bunu söylüyorum? Keşke bunları bu iktidar ortakları olarak HDP'ye kapatma davasının açıldığı günlerde dillendirmiyor olsaydınız. Hani çok hevesle bu kapatma davasının kapatılmayla sonuçlanması beklentiniz olduğunu hissediyoruz ama hani bunu bu kadar topluma açık bir şekilde de hissettirmeseniz sizin açınızdan belki daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Aslında bugün sadece Kadir Gecesi'yle ilgili konuşup kapatacaktım gündemimizi. Seni öyle yapsın. Ya siz terbiye dağıtıyorsun Trabzonlu ya. Siz oraya cevap vermeyin ya. Sayın Başkanım, peki ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım başkanım? Evet, buyurun siz buyurun. Çok güzel. Size söyle. Ne yakışın, ne memleket, ayıp, gerçekten ayıp yani. Bak bunu aynı şey konuştum sana. Bir şey demedik ki Sayın Başkan. Başkanım, dedi ki Sayın Grup Başkan Vekili, HDP'nin bu toprakların parti olmadığını ifade etmiş dedi. Öne teşekkür ediyorum takip etmesinden dolayı toplantımızı. Fakat o metnin başı var, sonu var. Ben prensip olarak Türkiye'de bütün partilerin Türkiye'nin partisi olmasını, bu toprakların partisi olmasını, bu metni hizmetmesini isterim, samimi talep ederim. Ancak o toplantının gündemi bu malum Ermeni soykırımı. Buyurun, buyurun. Ve orada şunu söylemiştim. Kürtlerle Ermeniler doğu bölgemizde çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Biz isterdik ki hakkaniyete, tarihe uygun olarak tarihçilerin işi olan bu konuyu HDP ulusal güçlerin, emperyal güçlerin sözcüsü gibi Türkiye'de ile getirmesin istediğimizdik, onu söylemiştim. Eğer meseleyi araştıralım, Kürtlerin derdi var mı bunu görelim, çözelim deseydim kıymeti olabilirdi. Ama Biden'ın söyleminin neredeyse aynısını tekrar eden, Fransa'nın, İsviçre'nin söylemin aynısını neredeyse tekrar eden bir anlayışın Türkiye'ye katkı sağlamayacağını ifade ettim. Aynı şekilde devamında şunu söyledim. Bu konuyu bir yere bırakıyorum ama hangi 18 Mart töreninde ortak değerimizde HDP'yi gördük? Hangi şehit cenazesinde HDP'yi gördük? Hangi meclisin ortak bildirisinde HDP'nin imzasını gördük dedim. Aynı şekilde Karabağ zaferinde sevinç ifadesi mi duyduk? Kapalımaraş açıldığında HDP'den bir mutluluk ifadesi mi duyduk? O yüzden Türkiye'nin partisi olmaya davet ediyorum. Sayın Başkanım, bir daha söylüyorum. Davet ediyorum sizleri. Onun dışında büyük bir özgüvenle dedik Sayın Başkan, gelin dolaşalım memleketi, HDP'nin yerine partisi görelim dedim. Ben de söylüyorum. Gelin dolaşalım memleketi ve soralım. Üzülerek söylüyorum bunu. Diyelim ki
HDP özgür bir parti mi? HDP Kandil'den iz almadan adım atan parti mi? HDP'nin listesini kim hazırlıyor? Metnini kim hazırlıyor? Gündemi kim belirliyor diye soralım. Eğer bu konuda çok baskın, çok büyük oranda HDP maalesef özgür değil denmezse ben de bu işi bilmiyorum diyeceğim size. Bakınız, siz de bu konudan rahatsız diye ümit ediyorum. Artık özgüvenle Türkiye'de demokrasi içerisinde bir parti olmanın gereği vardır diye düşünüyorum. Yoksa çıkalım HDP hangi partidir? Tam soralım. Ama soralım. HDP kimin sözcülüğünü yapıyor? Buyurun, buyurun. Buyurun Sayın Turan. O yüzden aslında aynaya baktığımızda herkese söylüyorum. Fotoğraf ortada. Bu fotoğrafta mutlu olanlar var, olmayanlar var. Sayın Başkan, sonuç olarak meselenin esası Ermeni meselesinin Türkiye'nin hak etmediği, Türkiye'mizin gündemini hak etmediği bir yere çekilmesidir. Türkiye'de kendi gündemimiz, dünyanın kendi sorunları varken, tartışırken bir anda emperyal güçlerin sözcülüğünü yapmaya, soymaya karşı bir tepkimdir. Polemiği uzatmak için söylemiyorum ama bir iki kayıtlara geçsin diye noktaya işaret edeceğim. Önce Sayın Turan, davetimi kabul ettiniz, oturup birlikte planlamayı yapalım. Bayram Küçükkuyu'da da olur. Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda da olur. Ama mutlaka gidip bu işi beraber yapalım. Gerçekten halkı da bilgilendirmiş oluruz. Şimdi iki noktaya değineceğim çok kısa. Ya sizin Hazine ve Maliye Bakanınız daha yeni Londra'da ve Amerika'da toplantılar yaptı ve dedi ki ABD bizi gıptayla izliyor. Bir bilseniz nasıl memnunlar bizden, bir bilseniz dedi. Ya siz bize ne Biden anlatıyorsunuz Allah aşkına? ABD ile İngiltere ile iç içe geçmiş olan ve işbirliği yapan, hatta bu işbirliğini geliştirmek isteyen sizin iktidarınız, Maliye Bakanınız daha yeni gitti ya. JP Morgan'ın toplantısına katıldı üstelik. Şimdi bir bu, ben hatırlatayım. Onun için bir Biden göndermeleri bizi şey... Ya konular çok dağılıyor. Dolayısıyla yani biz müsamaha gösteriyoruz. Grup başkan vekilleri en çok konuşuyor. Onlar diyorlar ki ya çok müsamaha gösteriyoruz. Yani size bir cevap olsun diye söylemiyor. Toparlayalım, gündeme geçelim. Buyurun. Zaten bir sataşmaya mahal verecek bir şey söylemiyorum. İkincisi yani HDP özgür mü değil mi filan bunları bırakın HDP belirlesin esas itibariyle. Hani siz bizim özgürlüğümüz için de mücadele ediyorsanız vallahi baş göz üstüne hiç itirazımız yok. Ama HDP'nin nasıl bir parti olduğuna seçmenleri biliyor, görüyor, izliyor. Ama konuşmaya devam ederiz. Bak diyorum ki bir eksiğimiz, gediğimiz varsa bunları elbette ki eleştiririz. Sizin eleştirilerinizi de dinleriz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Özgüvenimiz var, rahatız o konuda. Son bir nokta şunu söylemek istiyorum. Bu ortak bildiriler meselesi, bakarsak tutanaklara kimi bildirilere ortak imza atmışızdır, kimilerine biz atmamışızdır. Çünkü oradaki politikayı doğru bulmadığımız için atmamışızdır. Yani iktidarın dış politikasını yanlış bulduğumuz için atmamışızdır. Dolayısıyla bu politik bir konudur. Yani ortak attığımız imzalar var birlikte, Sayın Turan da biliyor. Atmadığımız imzalar var. Onlarda da dış politika Son toparlayın ya. Onlarda da dış politika eleştirimizde biz haklı çıkmışızdır. Siz bizim eleştirdiğimiz noktalara gelmişsinizdir şimdi. Bunu da takdirle karşılıyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Dolayısıyla hani ben polemiği uzatmak için söylemiyorum ama kayıtlara geçsin diye bunları söyledim. Teşekkür ederim Sayın Başkan.